Peyman'ın sunumuyla Hayat'la Beraber 30 Haziran Cumartesi saat 12'de ATV Avrupa ekranlarında. Sakın kaçırmayın. Değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi stüdyoda yine son derece değerli bir konuğu ağırlıyorum. Avrasya Gayrimenkul Arsa Pazarlama Danışma Uzmanı Sayın İlker Aşan. Hoş geldiniz Sayın Aşan. Hoş bulduk, merhabalar Gülüyor. Neler konuşacağız sizle? Saros Körfezi'nde, Saros'ta bir projeden bahsedeceğiz. Gidenler bilecektir bunu mutlaka. O bölgede gün batımını seyretmek, yani muhteşem kelimesinin aslında anlamını bulduğu bir yer. Çünkü biliyorsunuz Saros Körfezi dünyanın kendi kendini yenileyebilen suyuna, denizine sahip bir bölge. Kendi kendini temizleyebilen bir su değil mi? Ne kadar dünyada önemli bu tip, bir özellik. 3 tane koy var. Bir tanesi de bunlardan Saros Körfezi. Dolayısıyla bu bölgenin biz aynı zamanda buraya hani bakir bir güzelliği de var diyoruz. Çünkü şehrin biraz uzağında uzaklık burada ama mesafe anlamında bir uzaklık değil. Bu uzaklık biraz şehrin dışında kalmış. Biraz daha doğayla baş başa. Denizin, ormanın belki burada söyleyebileceğimiz ve aynı zamanda insanlarıyla da çok güzel böyle doğal bir ortama sahip bir ne diyebiliriz buna? Aslında bir cennetten bir köşe diyebiliriz. Tam ismi oldu galiba değil mi? Evet. Cennetten bir köşe. Evet. Şimdi ben şöyle ekleyebilirim. Aslında bunu özellikle söylüyorum, kaliteli bir yaşam alanı yaratmaya çalışılıyor. Yani son zamanlarda baktığımızda bütün projelerde insanlar evet şehir hayatına entegre bir yaşam sürdürsünler ama bunun yanı sıra aynı zamanda doğayla baş başa, şehirden tamamen kopmadan özgün bir ortamda yaşasınlar. Bizim maksadımız da aslında burada birazcık bu. Şehrin dışına çıkmak aslında hepimizin temel hedefi. Ben de çok arzu ediyorum ve mutlaka buraları görmek arzusundayım sizleri dinledikçe. Bütün sosyal imkanlar bulunabilecek anladığım hani kadarıyla. Az önce söyledik ya, şehirden biraz uzaklaşma ama tamamen sıyrılma da değil. Aslında yine de bir eliniz o medeniyetin verdiği nimetlerin içerisinde. Hemen bir parantez açayım burada isterseniz, şundan da bahsedelim. Ekolojik tarım yapılan bir bölgedir. Orası. Bu çok önemli. Tabii bu çok önemli çünkü biz çok fazla son zamanlarda haberlerde de bunları izliyoruz. Biraz daha böyle hormonlu gıdalara maruz kaldığımız için buna çok dikkat ediyor. Bizim o bölgeye gelen, o bölgeyi bilen, kendine daha nitelikli, sağlıklı bir yaşam formu hazırlamak isteyen herkes burayı tercih ediyor. Sayın Aşan, sözünüzü kesmek istemiyorum ama yabancılar bizim ülkemizi bizden daha iyi tanıyorlar. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu konuda etkileri çok. Ben ekran başındaki izleyicilerimizi bu yönde de biraz daha hareketlenmeye davet ediyorum. Çünkü hakikaten ülkemizin bu güzelliklerini herkesin görmesi lazım. Ve inanıyorum ki oralarda Avrupa şehirlerinde yaşayanlar bizim güzelliklerimizi çok özlüyorlar. Bu açıdan suyumuzun, o bölgedeki suyumuzun kendini temizliyor olması, ekolojik tarıma ağırlık verilmesi ve en güzel grup gün batımının burada izleniyor olması vurgulayıcı katkı olsun diye sizin ifadelerinizi teşekkür araya ederim. Girdim. Tabii, burada, bağışlayın. Biz sadece bu yurt dışından buraya gelecek olan yabancı turizmi diyelim biz buna isterseniz. Sadece onlara hitaben söylediğimiz bir şey de değil aslında. Kendi ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız da biliyorsunuz Çanakkale'nin her köşesinden tarih akıyor. Yani oraya gelmek, orada bulunmak insana çok değişik duyguları yaşattırıyor. Dolayısıyla biz tabii öncelikle kendimiz burayı bir tanıyıp nüfuz etmek ardından yine bizleri yurt dışından da takip eden, yine Türk vatandaşı olan, bizi takip eden izleyicilerimiz ve bunun haricinde tabii zaten Çanakkale artık öyle bir yapıya büründü ki yılın her ayında orada turistler görebilirsiniz, turist görebilirsiniz. Hatta bu yoğunluk kışın da yoğun bir şekilde. Şöyle söyleyeyim, şimdi mesela yazlıkçılık anlayışı da biraz değişmeye başladı. İnsanlar belli dönemlerde gidip ondan sonra o kapıları kapayıp tekrar kendi evlerine döndükten sonra bir bakıyorsunuz ki artık oraya uğrayan pek olmuyor. Orası boş, hayalet bir kasabaya dönüşüyor adeta. Bu projede biz onu biraz daha aslında ortadan kaldırıyoruz. Çünkü Çanakkale'nin özelliği de bu. Kışın da bir yoğunluk var. Yani ulaşımın çok kolay olması. İstanbul'dan, işte Ankara'dan, hemen burada şunu belirtelim. Hafta içi her gün
İstanbul'dan, Ankara'dan uçak tarifeleri var. Tabii otobüsle de aynı şekilde saat başı otobüs bulabiliyorsunuz. Ulaşımın kolay olması, kendi aracınız varsa bu daha da kolay olacaktır. Cazip geliyor insanlara. Tabii. Zaten onu aramaz mıyız? Ulaşımı kolay olan yerleri istemez miyiz? Şimdi gurbetçilerimiz de öyle. İstanbul'a geldiklerinde veya bu bölgede olduklarında Saros'a daha rahat ulaşabileceklerinden bu bölgeyi tercih edebilecekler diye düşünüyorum. Biraz da bu artık hani diyoruz ya, mekanikleşen bir hayat var. Bu mekanikleşen hayatın dışına çıkmak isteyen yine de bir elim orada olsun diyen. Yani ben tamam biraz uzaklaşayım, kendimi dinleyip sakinleşip belki biraz kendime bir şeyler katmak için ben bunu istiyorum diyen insanlar olabilir. Özellikle şunu söylüyorum, hani doğa güzelliği bir bakarsınız bir yerde bir orman manzarasıdır, bir yerde bir deniz manzarasıdır. Burada hepsini bir arada bulabilmeniz. Örneğin öyle bir noktaya geliyorsunuz ki Saros Körfezi'nde buradan baktığınız zaman Ege, Marmara böyle serilmiş, çok iç içe geçmiş. Tabii çok güzel bir manzaraya sahip öncelikle. İnsan hakikaten kendini bulabiliyor. Evet. Projenin adımları şimdi, neler? Evleri şöyle, biz bunu arsa üzerinde sunuyoruz. Bunu dileyen, buraya gelmek isteyen, burada devam etmek isteyen insanlara diyoruz ki bu arsa da bizim zaten daha önceden projelendirilmiş. Yani projelendirilmiş her şeyi hazır. Çok tiplerimiz güzel. Belli. Evet. Buraya sahip olan kişi ister bu projeden faydalanıp kendisi hemen inşaatın villasının yapımına başlayabilir. İsterse bizim ona önereceğimiz, tabii tek tip olmak şartıyla, buranın bir çünkü göze hoş gelen bir yapısı da olmak zorunda, bir dokusu var oranın. Ona uygun bir şekilde inşaatını hemen başlayabiliyorlar. Burada biz de firma olarak elimizden gelen desteği zaten gösteriyoruz bu yapım sırasında. O da bir avantaj. Yani Türkiye'de inşaat sektörünün nereye kadar geldiğinin çok net, yani güzel bir göstergesi. Şöyle de biz topraktan başlayacak yani kişi. Tabii topraktan başlayıp bacasına kadar bitirip o aradaki her işlemi, detayı tabii halledip beraber orada insanın, çünkü biz şunu istiyoruz öncelikle. Mesele bir ev yapmak, bir arsa bulup onun üzerine bir şey inşa etmek değil. İnsanların gerçekten mutlu olduğunu, gelirken bir heyecanla, dönerken hatta bir üzüntüyle ayrıldığı bir mekan yaratmak istiyoruz. Bir kaliteli yaşam alanı yaratmak istiyoruz. Bunun aslında telaşındayız. O yüzden çok fazla projeyi de hani biz inşa edelim, işte biz bunu yaptık, siz de buna mecbursunuz'a dayatma gibi bir yapıya büründürmedik. Evet. Burayı gelip görüp ki buraya gelen, daha önceden gelen müşterilerimiz de olmuştu. Bu insanlar da buraya baktığı zaman hep şunu söylediler. Evet, burası hani söylendiği gibi ama görmek bambaşka bir şey. Gördüğünüz zaman işte o anda zaten evet, ben hayalimdeki yeri yaratabilirim. Buldum. Burada da yaratabilirim. Tabii bu diyebiliyoruz, evet. Evet. Orayı biraz daha tasvir edecek olursanız, ben şimdi işi gücü bırakıp ilk araçla gitmeye başlayacağım Saros'a. Bekleriz, buyurun. Çünkü doğasıyla, işte organik tarımıyla, havasıyla, güneşin batışıyla, sunduğunuz özellikleriyle hakikaten eşsiz bir yer. Mesela şunu da ekleyelim. Evet. Balıkçılık, çok yoğun bir şekilde balıkçılık yapılır. Yani yılın her mevsiminde çok güzel taze balık bulabilirsiniz ve fiyatları da uygundur bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü bol olduğu için orada yaşayan insanlar hep bunu söylüyor. Balık bakımından çok zengin hakikaten, uygun fiyatla oradan alabiliyorlar bunları da. Oranın çok ünlü bir balığı vardır. Sardalya'dan yaparlar hiç temizlemeden ve sık sık dillendirdiğim bir yiyecektir o. Herhalde Türkiye dışında dünyanın hiçbir yerinde bulunamayacak bir yemektir. Tadına da doyum olmaz. Balığı hop diye yersiniz ve temizlenmeden pişirilir. İsmi biraz çarpıcı, biraz zorlayıcı. Yayın kurallarımız gereği kullanamayacağım ama ne yapalım, o balığa da, o pişirme yöntemine de o ismi vermişler. Sırf o bölgeye aittir değil mi, o temizlenmeden Sardalya'nın pişirilmesi? O bölgenin... Tek. Belki de evet, hani biz gerçi şöyle söylüyoruz, Türkiye'nin her yeri bir cennet ama burası bazı bölgelerimiz gibi çok böyle göz önünde olan da bir yer değil aslında. Biraz hani bakir kalmış derken, köşede biraz daha hani en güzel yanı, bir bütünün belki de en güzel parçası ilk bakışta görülmeyendir.
Şimdi oraya girdiğiniz zaman o bölgeye gelip orada biraz etrafı keşfetmek adına bakındığınız zaman zaten size bağlayıcı bir etkisi oluyor. Bunu yemeklerinden tutun da orada hani az önce söylediğim sadece işte meyvesi, sebzesi, bunların organik tarım dediğimiz bir yöntemle yapılması ve insanların hakikaten sağlıklı bir şekilde orada kendini yenileyip normal iş yaşamına artık nasıl bir hayatı varsa ona devam etmesi inanılmaz bir nimet. Biz buna böyle söylüyoruz. Yani istediğimiz şey insanların hem kendini bulması hem de biraz daha Çanakkale'ye yakın olmak da çünkü ayrı bir manevi hazı vardır onun. Buraları görmesi, bilmesi insanların işin aslı istediğimiz şey. O kadar güzel anlattınız ki sizden aldığım temel noktalar orada aslında hem bir yaşam biçimi hem de sağlık alıyorsunuz. Tabii. Ve aynı zamanda sükunetin içinde kendinizi dinleme imkanı buluyorsunuz. Zannediyorum kuş cıvıltılarının, mis gibi havanın çevremizi kuşattığı bir yer. Sayın İlker Aşan, çok teşekkür ediyoruz size. Yeniden görüşmek umuduyla diyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. Merhaba, hayatla beraber. Let me be the love. Hayatla beraber. Hayatla beraber şabam, hayatla beraber. Merhaba, hayatla beraber. Bus bus, hayatla beraber. Merhaba, hayatla beraber. Hayatla beraber. Gülgün Feyman'ın sunumuyla Hayatla Beraber 30 Haziran Cumartesi saat 12'de ATV Avrupa ekranlarında. Sakın kaçırmayın. Binlerce yıl önce bu eşsiz topraklarda Tanrı insanları, insanlar da efsaneleri yarattı. Onlar doğaya karşı verdikleri yaşam savaşında atı eğittiler, başağı öğüttüler, barınaklar yaptılar. Asırlar birbirini izledi. Medeniyetler kurdular ve günü geldiğinde de onları görkemli binalarla taçlandırdılar. İnanmak için. Gelebilecek tehlikelerden korunmak için. İmkansız aşkları yaşamak için. Yıldızlara yakın olmak için. Yeni imparatorluklar kurmak için. Her dilden ve dinden insanları buluşturan, ne olursan ol, gel diyen bir yüreğim var. Ben İstanbul.
Hakikati Yatırım Holding, geçmişten aldığı gücü bugünün değerleriyle harmanlayarak yeni bir efsane yaratıyor. Ay İstanbul.